Sayın Başkan, kolay gelsin. İstanbulluları havaalanlarına taşımaya gayret ediyorsunuz galiba. Evet, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki bütün arkadaşlarımıza da selamlar, saygılar olsun. Şu anda hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlçe başkanlıklarımız da mesajları atıyorlar. Otobüslerimizi de ayarlıyoruz. Bütün partililerimizi, örgütümüzü saat 4'te Anadolu yakasındaki partililerimizi Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Avrupa yakasındaki partililerimizi de yine saat 4'te İstanbul Havalimanı'na davet ediyorum buradan. Tabii ayrıca bütün İstanbulluları da Anadolu yakasındaki komşularımızı Sabiha Gökçen Havalimanı'na, Avrupa yakasındaki komşularımızı da İstanbul Havalimanı'na sizin aracılığınızla davet ediyorum. Tabii bu arada Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulübü'ne sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Hem Atatürk'ümüze hem liderlerimize sahip çıktıkları için. Ama diğer spor kulüplerimiz de çok büyük bir duyarlılık gösterdiler. Beşiktaş bir açıklama yaptı. Süper Kupa finalinin statlarında oynanmasıyla ilgili. Yine Trabzonspor bir açıklama yaptı. Anadolu kulüplerimiz de önemli açıklamalar yapıyorlar. Bütün spor kulüplerimize duyarlılıkları için sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Biz de size organizasyon için teşekkür ediyoruz. Gelenler CHP flamalarını falan alsınlar mı başkan? Hayır, hayır. Bütün partililerimize zaten mesaj yoluyla çağrı bildirdik. Atatürk posterlerimizle, Türk bayraklarımızla orada olacağız. Çünkü bir siyasileştirmeyeceğiz karşılamayı. Sadece Türk bayraklarımızla, Atatürk posterlerimizle orada olacağız. Bu çağrıyı bir kez daha sizin aracılığınızla yapmış olalım. CHP oy vermemiş olsa da, üyesi olmasa da havalimanına gidip ya ben de karşılayacağım diyenler de faydalanabilir mi bu imkandan? Tabii ki, tabii ki. Bütün İstanbulluları davet ediyoruz. Bu mesele Cumhuriyet Halk Partisi ya da başka bir siyasi parti meselesi değil. Tüm Türkiye'mizin meselesi. Çünkü iki tane önemli kulübümüz Cumhuriyet'in 100. yılında, hem Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili hem de Filistin'deki vahşete dikkat çekmek için yurtta sulh, cihanda sulh pankartıyla maça çıkmak istiyorlar. Bunun engellenmeye çalışılması büyük bir skandaldır. Suudi yetkililer yurtta sulh, cihanda sulh pankartını ve Atatürk tişörtlerini engelliyorlar. Bu bir skandaldır. Bu sadece bir partinin meselesi değildir. Türkiye'nin meselesidir. Bu yönüyle bütün İstanbulluları davet ediyoruz. Ayrıca son olarak şunu da ifade etmek isterim. Yaşanan bu meseleler ülkemizin dış politikada nasıl bir hale düşürüldüğünün çok somut göstergesi. Az önce Veli Ağbaba Spor Bakanı'nı istifaya davet etti. Sayın Ağbaba'nın istifa davetini tekrarlıyorum. Spor Bakanı istifa etmelidir. Futbol Federasyonu'ndaki sorumlu yetkililer istifa etmelidir. Türkiye ne yazık ki dış politikada zor bir duruma düşürülmüştür. Ancak spor kulüpleri büyük bir direnç, çok onurlu bir duruş sergileyerek ortaya çıkan bu olumsuz tabloyu değiştirmişlerdir. Bu yönüyle bir kez daha hem Fenerbahçe'mizi hem Galatasaray'ımızı, kulüp başkanlarımızı, yöneticilerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Hep her birine ayrı ayrı sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Sabaha kadar mesai başındasınız anladığım kadarıyla. Sağolunuz efendim. Bu arada sağ olun. Bu arada Bakır'ı istifaya çağırdı İl Başkanı Özgür Çelik, ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir tweet'i var. Diyor ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın istifasını talep etmek gerçek sorumluyu görmemektir. Aylardır Cumhuriyetimizin 100. yılında Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına itiraz ediyoruz. Her şeye tek başına karar veren kişinin sorumluluğu bu şekilde örtülemez diyor Özgür Özel attığı tweette. Kimi kastediyor acaba? Her şeye tek başına karar veren bir kişi mi var ülkemizde Yunus Bey? Özgür Özel. Ben buradaki ciddiyetsizlik ve rezaletin eklemlendiği yeri görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu an konuştuğumuz mesele şu: Cumhuriyet'in 100. yılında 6 Şubat gibi büyük bir depremi yaşamışken yapılacak derbi Suudi Arabistan'da yaptırılıyor. Bu rezilliği yaşamaya kaç milyon avro, dolar yeter bilmiyorum. Bunu artık tayin etmişlerdir, gerçekleştirmişlerdir. Fakat bunu yaparken Suudi Arabistan hükümetinin Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle olan sorunlarını, sıkıntılarını göz önünde bulundurmaları ve bunu öncesinden planlamaları lazımdı. Suudi Arabistan hükümetinin de Türk halkının Atatürk'e, kurucu değerlerine ve cumhuriyetçi birikimine
olan sadakatini görüp bununla alakalı önden bir tedbir alması lazımdı. Ortada bir ciddiyetsizlik var. Bu ciddiyetsizlik kurumsal işleyiş yokluğuna sahip iki devleti gösteriyor. Çok özür dilerim Yunus Bey, bir sıcak haber vereyim bu arada. Siz sözünüzü unutmayın. Uçaklar havalandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi taşıyan uçaklarımız havalandılar. Suudi Arabistan'dan yola çıktılar. Bir 4 saat sonra burada olacaklar. Siz devam edin lütfen. Burada bir kurumsal işleyiş yokluğundan bahsediyoruz. Birkaç defa ismini andık. Türkiye'de mesela bir gazeteci öldürüldü. Suudi Arabistan'da hesabı sorulmadı. Uçaklarımız havalanacak mı diye biz burada dakikalarca düşündük. Haber almaya çalıştık. Çünkü Suudi Arabistan devletinde bir kurumsal işleyişin olmadığını biliyoruz. Şöyle bir sorun var. Ülkemizde buraya doğru evrilebilir. Biz yüzlerce yıl boyunca kurumsal işleyişi, hukuki devleti sağlamak için birçok çaba sarf ettik ve onlarca yıl boyunca da bunları kaybettik. Kaybetmeye devam ediyoruz. Üstün Hocam biraz önce Turgut Özal döneminden bir örnek vermişti. Anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz diyerek. O gün halkımız yeterli tepkiyi gösterseydi Turgut Özal'a, bugün büyük ihtimalle AYM kararları uygulanıyor olur. Orada gösterdikleri refleks gerçekten takdire şayan. Ama şunu da unutmayalım ne olur. Bu ülkeden, statlardan futbol severler, izleyicilerimiz çok iyi biliyorlar ki Atatürk statlarından Atatürk adının kaldırılmaya çalışıldığını veya kaldırıldığını da biliyoruz. O yüzden aynı duyarlılığı o noktada belki o refleksi o günde gösterebilseydik bugün bunu yapma cüretinde bulunamazlardı. Arabın biri şimdi dönüp dese ki ya siz kendi statlarınızdan Atatürk'ünüzün adını kaldırıyordunuz. Biz de tişörtünü istemedik ne var bunda dese. Evet biz o statlardan o Atatürk ismini kaldırmaya kalktık İrfan. Bu da doğru, bir gerçek. Doğru yüzden, iğneyi kendimize. Biraz da kendimize de batırmamız lazım. Fethiye Spor Atatürk tişörtüyle çıktı diye ceza yedi. Bak giriniz Google'a Fethiye Spor Atatürk tişörtüyle çıktığında futbol severler benim ne dediğimi hemen o hafızayla kısa hafızayla hatırlayacaklardır. O yüzden şimdi bir Arap şeyhi benim karşıma geçip pardon bacım siz kendi statlarınızdan Atatürk adını kaldırıyordunuz hayırdır dese sen de sadece Atatürk'ün adı olsa 19 Mayıs adını taşıyanı kaldırıyor. Onlara hiç yıkıyorlar. Gelmiyorum bile. Tabii tabii mevzu özel Atatürk'ten günler milli bayramlar diye diyorum. O yüzden bu kısa hafızayı da bir hatırlatmak ve kimlere bu cüreti nasıl verdik biraz da onu da bir tekrar bir dile getirmek. Az evvel Samsun Spor'a bir alkış almıştık. Bir deneme yapacağım şimdi müsaade ederseniz. Bir tweet aktaracağım size. Ahmet Spor diyor ki Ahmet Spor'a yapılan yıllar süren ırkçılığı ve terörizmi bitirmek adına buyurun Süper Kupa finalini Ahmet Stadyumunda oynayın. Futbolda barışı sağlayalım. Büyük bir anlam kazanır. Gelecek nesillere örnek olur. Stadımızın ışıkları açık demek istiyorlar. Yurtta sulh böyle olur diyorlar. Bilmem ne düşünürsünüz? Şahane. Teşekkür ederim. Samsun Spor'un stadının ışıkları açık. Ahmet Spor stadı ışıkları açık. Bir taraftan Beşiktaş buyurun Dolmabahçe'de gelin Süper Kupa'yı oynayalım diyor. Her şerde bir hayır varmış derler. Bir araya mı geliyoruz acaba? Tatlı rekabet. Bu arada Twitter'ın da bugün yine bu birleştirici gücünü evet. Ve hak arama platformunu da... Eleştiriyi ne zaman yap biliyor musun Alpcan? İstanbul İl Başkanı var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Telefon attığımızda mı Skype'ta mı arkadaşlar? Karşımızda olacak. Peki Özgür Çelik. Çünkü onlar organizasyon yapıyorlar şimdi. Ve İstanbulluları havaalanlarına gitmek isteyen İstanbulluları havaalanlarına taşımaya çalışıyorlar. Özgür Çelik'i şimdi karşımda görüyorum. Gördüm gitti tekrar. Görebilecek miyim? Tekrar göreyim. Peki Özgür Çelik'i bağlayacağız. Çünkü çok telaşlılar bir taraftan. Gerçekten binlerce İstanbullu havaalanlarına gitmek istiyor.